Herkese merhabalar. Ben Cem Gündoğan. Hoş geldiniz tekrardan yeni bir maça. Bugün Kramnik'te Kasparov arasında oynanmış çift bir maçı inceleyeceğiz. İkisi de Rus büyük usta, ikisi de Rus efsanesi. Tabii büyük ölçüde siz sadece Kasparov'u tanıyorsunuz. Yani hiç satrançla ilgilenmeyenler ama Kramnik'te şu an hani dünyadaki en iyi Rus oyuncu diyebiliriz bence. Hani hem Elo listesine göre söyleyebiliriz. Gerçi Sergey Karekin de çok yüksek ama bana göre en iyi Rus oyuncu şu an Kramnik'te. Dilerseniz hemen maça geçelim. Beyaz at F3 hamlesiyle başlıyoruz. Siyahlardan at F6 hamlesi. C4, G6. Evet, gördüğünüz gibi fili buradan geliştirecek Kasparov. Şahin savunmasını tercih ediyor. At C3, fil G7, E4. Merkezi ele geçirmeye çalışacak tabii ki beyazlar. Sonuçta D4 sürüşüyle. D6, D4, kısa rok. Gelişimi tamamlayan siyahlar müsait bir zamanda E5 ya da C5 sürüşüyle mutlaka merkezi bir saldırı girişiminde bulunması gerekiyor. Hiçbir şey yapmazsa beyazların merkez üstünlüğü birçok videoda söylediğimiz gibi inisiyatif için siyah şans vermeyecek buradaki merkez. İle2 ve E5. Gördüğünüz gibi siyahtan merkeze yönelik karşı saldırı geldi. Kasparov baba E5 sürüşünü yaptı. Videonun ortasındayken hemen söyleyeyim. Lütfen emeğe saygı açısından beğeniyorsanız videoları like tuşuna şu an tıklayın. Evet, D5 hamlesi gelmiş Kramnik'ten. Oyunu kapatıyor. Şimdi ben size bu açışın mantığını çok anlattım. Ben bir kere de anlatmakta sıkıntı görmüyorum. Buradaki atı siyahlar çekip F1 sürüşüyle şah kanadından saldırmaya çalışıyor. Buna karşılık beyazlar vezir kanadından saldırmaya çalışıyor B4 C5 ile. At BD7, fil E3. Fil E3'e tabii ki direkt at G4 hamlesi de var. Kasparov at G4 hamlesini tercih ediyor. Bu maçın sonu çok güzel. O yüzden buraları biraz hızlı geçmek istiyorum. Fil G5, F6. Gördüğünüz gibi F6 hamlesini sürdürdük. Direkt fil D2 tarzı bir hamle de yapabildik ama buna F5 sürüşü olabilir de belki. Fil G5 oynadı. Kramnik F6 ve fil H4. Artık buradaki filin buradaki savaşa dönmesi mümkün değil. G3'te kalacak demek ki fil. H5 sürüşü geldi Kasparov'dan. Plan ne? G5 ve H4 sürmek tabii ki. At D2 geldi beyazlardan. Herhangi bir sürüşe gördüğünüz gibi G4 alınacak. At H6 kaçtı. Garry Kasparov ve F3 hamlesi geldi Kramnik'ten. Biraz önce bu filin buradaki savaşa dahil olamadığından bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi Kramnik bu sorunu görüyor ve çok da akılcı bir yöntemle bu fili artık F2'ye çekerek buradaki savaşa dahil ediyor. At F7 gelmiş. Kasparov Vezir C2 uzun ok hazırlıyor. Belki duruma göre G4 H4 şah kanadından saldırmayı tercih edecek Kramnik. Fil H6 hamlesi geliyor Kasparov'dan. Fili burada işe yaramadığını gören Kasparov H6 karesine gelerek açık çaprazda filini kullanmaya çalışıyor ve uzun ok hamlesi. Evet, Kramnik meydanını okuyor. Uzun ok attım ve sana saldırarak çanını mat edeceğim diyor. Öyle mi diyor Kasparov? Kasparov da C5 oynuyor. Vezir kanadından saldırıyor. Öyle mi diyor Kramnik? D alır C6 alıyor. D alır C6 ve artık Kramnik saldırı öncesinde buradaki çaprazdan çıkmak adına biraz hani içten gelen bir hamle olan şah B1 hamlesini tercih ediyor. Şu konuma baktığınız zaman D6 karesinde bir zayıflık olduğundan bahsedebiliriz. Yani tabii ki buradaki F7 atı bu zayıflığı kontrol ediyor ama sonuçta bu atın buraya bağımlı olması çok da iyi değil. C5 sürüşü geldiği zaman D5 karesi boş olacak. Buradaki filin güzel bir yerde olduğunu söylüyoruz. Eğer siyahlar güzel bir girişimde bulunamazsa beyazların G4 sürüşünden sonra bu hatta açıp tehlikeli girişimlerde bulunacağını söyleyebiliriz. A5 sürüşü gelmiş siyahlardan. Boş durmam ben diyor. Hemen karşı oyunu yaratırım diyor. At A4. Gayet şık bir hamle. Buradaki atın B6 ya da C5'e gelerek beyazlara karşı yani kendisine karşı kullanılmasını engellemeye çalışıyor Kramnik. C5 sürüşü gelmiş ve C5 sürüşü nereyi zayıflatıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi B5 ve D5 karelerini zayıflatıyor. Artık D5 karesi oyunun sonuna kadar beyazların elinde. Mesela at C3, at D5 koyabilir direkt Kramnik isterse. At C3 dönmüş Kramnik. Fil H3'e de at D5 koymuş. Dediğim gibi D5'teki at artık çok kuvvetli. E7 karesine bakıyor, C7 karesine bakıyor. E3'teki file saldırıyor. F6'daki piyona saldırıyor. Çok etkin bir taş. Ama tabii ki Kasparov da fili D4'e koymuş. Bakın şuradaki manevralar, bakın üst düzey manevralar. İki tarafta ne görüyor? D5 karesinde bir zayıflık. Bunu beyaz görüyor. D4 karesindeki bir zayıflığı da siyah görüyor. Dolayısıyla beyazlar at C3, at D5 koyarken siyahlar da fil E3, fil D4 koyuyor. İki tarafta gördüğünüz gibi merkezdeki deliklere taş yerleştirmeye çalışıyor. Evet, devam edelim. At B3 hamlesini oynamış. Kramnik D4'teki önemli fili almaya çalışıyor. Gayet anlaşılabilir Kremlin'in buradaki fili almak istemesi. Fil B7. Siyahlar da D5 karesine saldırıyor ve at alır D4 almış Kremlin. C alır D4 ve burada durdurup size soralım. Kremlin sizce burada nasıl devam etmiştir?
Evet, Kramnik burada F4 oynuyor. Şah kanadı saldırısı, şah kanadı saldırısı. Tabii ki boş durmayacağız. Madem uzun ok attık, F hattını açmaya çalışacağız. Şahın etrafını açmaya çalışacağız. Kale B8 gelmiş Garry Kasparov. Ben de B hattından saldırırım diyor. Sen F hattından saldır, ben de B'den saldırırım diyor. Kale H1, F hattındaki gücünü arttırıyor Kramnik. Kasparov'dan ateş altarması, Kramnik'ten çok ilginç bir hamle. Bunu yine size sormak istiyorum. Burada beyazlar ne yapmış olabilir? Lütfen videoyu durdurup düşünün. Kramnik burada C5 oynuyor. Aman Allah'ım. Buradaki çaprazı açmak için muhteşem bir piyon hamlesi. At alır C5 hamlesi hiçbir şey ifade etmeyecek. Çünkü F alır E5 alacağız. Ve sonrasında mesela atıyorum. Böyle bir hamle yapalım. F6 karesi boşta olacak. F ile de alamıyoruz zaten. Yani F6 karesinde şu an 4 ile saldırıyoruz. Ve siyah bunun savunma şansı yok. Tek seçeneği fil D5 almak. Bu sefer de E5 alıyoruz. Ve G6 karesine saldırıyoruz. Gerçekten inanılmaz bir hamleydi C5 sürüşü. Bence maçın en iyi hamlesi C5 sürüşüydü. C5'e fil D5 almış Kasparov. E alır D5. Artık G6'ya saldırıyoruz. Gördüğünüz gibi aynı zamanda D6'ya da saldırıyoruz. At F5 oynamış Kasparov. File saldırmak için. Yani anlaşılır güzel bir hamle. F alır E5. Artık tüm piyonlar birbirini istiyor. Tam bir piyon savaşı konum. At H4 ve E-D6. Gördüğünüz gibi Kramnik biraz önce H4'deki filini vererek buradaki piyon kümesiyle oyunu kazanma tehdidinde bulundu. F alır E5, at alır H4 ve E alır D6. Lütfen burada biraz dinlenelim ve konumu anlamaya çalışalım. Kramnik'in yapmaya çalıştığı şeyleri anlamaya çalışalım. Evet, Kramnik H4'deki filini verdi ama açık D attı. Yani birazdan D4 piyonu da alacağız. F attı. Kuvvetli bir fil. Zayıf G6 karesindeki piyon ve en önemlisi buradaki piyon yumağı, piyon kümesi inanılmaz derecede kuvvetli. En önemli piyon yapısı neydi? Hareketli merkez piyonları. Hareketli geçer piyonlar. C6, C7 süreceğiz mesela. C6 sürüşünü engelleyen hamle bile yok. At E5 oynamış Kasparov. C6 sürüşüne vezir D6 almak istiyor. Kramnik basitçe kaleler düzgüler deyip D4'teki piyonu da alıyor. Artı 2, 4, 6, 7'ye 2, 4. Yani 3 piyona bir taş oldu. Yani materyal olarak şu anda Kramnik'in geri olduğundan söz edemeyiz. At E5'e ve Kramnik'ten bir şık hamle daha. Lütfen videoyu durdurup düşünün. Burada Kramnik ne oynamış olabilir? Evet, gözü dönen Kramnik önce gözünü çıkartıyor, sonra kale F5'i vuruyor. Aman Allah'ım, bir tane daha hamle. F5'e vezir F5. Gerçekten beyazlar inanılmaz organize bir saldırının nasıl olacağını tüm izleyicilere gösteriyor. Oyunda sadece kale ve filimiz kaldı. Bir kale geriyiz ama kahraman piyonlar ve F5 karesindeki kahraman vezir oyunu kazanmak için yeterli. Şah G7'ye fil H5 bu piyonu da alıyor. Kramnik piyonlarla oyunların kazanılabileceğini gösteriyor aslında tüm satranç tarihine. Tabi konum artık riskli bir hal aldı. Kale H8 oynamış. Burada kale B4 gibi bir savunma yapılabilirdi. Kasparov tarafından tabi görmek kolay değil. Bu şekilde en azından burada işe yaramayan taş da bu kale değişilebilirdi. Yani kale B4, AB4'ten sonra bu vezir ve fil oyunu kazanmak için yeterli olmazdı. Şimdi kale H8. Kramnik'ten bir hamle daha, bir şık hamle daha. Ne olabilir? Tabii ki de bir kale fedası daha. Kale G4 şah. Şimdi at G4 alırsa eğer Kasparov bakın vezir G6 ve sonrasında vezir F7 oluyor. Mat oluyor. İki kaleyi de feda ederek çok şık bir bitiriş oluyor. Ama bu olmamış. Kasparov kale fedasını almamış. Şah F8 kaçıyor Kasparov. Kramnik'ten vezir E6 hamlesi. Vezir içeri girmiş. Gördüğünüz gibi kale hala boşta gibi gözüküyor ama at G4'de yine vezir F7 mat. Kramnik gerçekten tarihi efsane Kasparov'u yani yerle bir ediyor. Kale B7, F7'deki matı savunuyor Kasparov. Artık at G4 alma tehdidinde bulunacak. Ama Kramnik tabii ki buradaki geçer piyonlar için ben her şeyimi feda ettim. Hayatımı feda ettim ve artık piyonları sürme zamanı deyip C6 sürüşünü gerçekleştiriyor. Piyonların kahramanlık göstergesini hepimiz görüyoruz. Buradaki kaleye saldırıyor. Kale B2. Evet, en son kale B2 alındı. Garry Kasparov tabii ki dünyanın efsanesi ama buradaki fedadan bir şey çıkmıyor. Kramnik şah B2 ile şahını ikinci yeteğe çıkıyor. Vezir B6 şah, şah A3 büyük şah yürüyüşümü başlıyor. Vezir C5, şah A4, vezir C2 Kramnik şahıyla yürüyüşe devam ediyor. Şah B5, vezir B2, şah H6, şah A6 yürüyüş devam ediyor. Vezir E2 şah Kasparov bir şah daha çekiyor. Şah B7, kale H7 bir şah daha ve artık Kramnik'in kahraman D piyonunu sürerek D7 sürüşüyle oyunu kazanıyor. Artık elle tutulur bir şah kalmadı. Her taraftan mat tehdidinde bulunuyor beyazlar. Kale G8 mat, vezir çıkıp matlar, bir sürü tehdit var ve burada artık
Kasparov, ünlü efsane Kasparov elini uzatarak terk etmek zorunda kalıyor. Gerçekten inanılmaz şık bir maç. İnanılmaz fedalar Kramnik'ten ve inanılmaz bir şah yürüyüşüyle maçı Kramnik kazanıyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Satranç TV WhatsApp grubuna da aşağıdaki linklerden katılabilirsiniz. 18 yaşın altındaysanız lütfen gençler grubuna, 18 yaşın üzerindeyseniz de yetişkinler grubuna tıklayarak sohbetlere katılabilirsiniz WhatsApp'tan. Umarım keyif aldığınız bir videodur. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Yarın tekrar görüşünceye dek hoşçakalın diyorum.